Başka biri oluyorum yanında. Durduramıyorum kendimi. Hiç olmadığım bambaşka birine dönüşüyorum. Hayatımda ilk defa. İlk defa ya. Bu kadar anlayışlı. Bu kadar yumuşak. Bu kadar kırılgan. Zayıf. Babam bile fark etti yani o derece. Ne hissedeceğimi gerçekten bilmiyorum. Kafam çok karışık. Çözüm önerin ne? Ne yapacağım? Benim yıllardır yapamadığımı yapmış bu Büşra. Hani bir musibet bin nasihat meselesi vardır ya. Öyle de bakabilirsin ya da aşk insana neler yaptırır gibi de. Aşk mı? Yok artık. Peki. Siz aşık olursunuz. Sizin gibiler. Biz olmayız. Siz kendinizi yalnız, güçsüz hissederseniz biz hiçbir zaman güçsüz olmayız. Birileri elinizden tutsun, size kendinizi değerli hissettirsin diye çırpınıp durursunuz biz. Kendi değerimizi biliriz. Siz yalnız ölmekten korkarsınız biz. Yalnız öleceğim. Rahatsız ediyorum efendim, özür dilerim. Bu geri gelmiş de. Ha biliyorum, banaymış o zaten. Ha, buyurun o zaman. Benden bir isteğiniz var mıdır? Ceyhun Bey. Ben burada biraz yalnız kalsam, kimse girmese olur mu? Tabii, nasıl isterseniz. Öyleyse ben bunu sağlamak noktasında kapının önünde bekliyorum. Sağ ol. Sorularının yanıtı sanırım burada. Bu senin sandığın. Sen aç istedim anne. Biraz konuşalım mı artık? Konuşmayacağız. Bu odada olan burada kalacak. Zaten öyle. Sen beni yanlış anladın. Bu odada olan burada kalacak.
Yoksa ev hayvanlarına bile terapi yapamazsın. Arzu. O kapıdan ilk girdiğin günden beri kiminle konuştuğumu biliyorum ben. Merak etme.